Herkese merhabalar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Farkındaysanız evimdeyim bugün. YouTube'a uzun zamandır tarif vermediğimin farkındayım. Öncelikle özür diliyorum ama inşallah bu dönemden sonra gayet güzel, düzenli bir şekilde tariflerimize devam ediyor olacağım. Şimdilik evimde gibi gözüküyorum. Bakalım durumu ne gösterecek bilmiyorum. Bugün sizler için harika bir tarifle geldim. Ne tarifi yapıyoruz? Teriyaki soslu bir sandviç yapacağız. Nereden esinlendiğimizi sorarsanız, valla Subway'in bu teriyaki tavuklu sandviçi oldukça meşhurmuş. Meşhur olunca ben de dedim ki neden daha sağlıklı ve hani ekonomik versiyonunu evde yapmıyoruz. Onun üzerine malzemelerimi topladım. Gayet sağlıklı bir teriyaki soslu sandviç yapacağız. Malzemelerime genel bir baktığımda teriyaki sosu tabii ki de kendimiz hazırlıyoruz. Çünkü neden? Teriyaki sosun içinde işte buğday unu olabiliyor, ondan sonra şeker olabiliyor, oldukça koruyucu olabiliyor. O nedenle ben dedim ki sosu da evimizde hazırlayalım, neden olmasın, gayet de güzel olacak. Tavuğumuz var, ekmeğimiz var, içine koyacağım bir tane işte marulum var, kapya biberim var, soğanım var, domatesim var. Her şeyim hazır. Hemen bence işe koyulabiliriz. Şimdi ocağımı açıyorum öncelikle. Yaklaşık ben bir 7 dereceye açıyorum. Orta yüksek dereceye açabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi ocağımıza, tavamıza alabiliriz. Sarımsaklarımız var. Dilerseniz sarımsağı böyle ezip de ekleyebilirsiniz. Biz böyle ince ince kıydık. Tabii ki de soya sosu olmazsa olmazı, onu ekliyorum. Ananas suyu da olmazsa olmazı. Ardından tabii ki başka bir olmazsa olmazımız zencefil tozumuz. Ve de son olarak ne ekliyorum? Bal ekliyorum. Şimdi birazcık da tatlılığa ihtiyacımız var. Şimdi biraz dediğim gibi altını açtım. Bizim amacımız bunu güzel, böyle daha yoğun bir sos yapmak. Bu kaynarken diyorum ki burada da tavuklarımızı pişirelim. Hepsi bir arada hazır olsun. O yüzden şuracıktan hemen tavuklarımı alacağım ve de tavuklarımızı pişirmeye başlayacağım. Şimdi ocağımı açıyorum. Birazcık tavam ısınsın, zeytinyağını da koyayım. Çok az zeytinyağında tavuklarımı pişireceğim. Şöyle zeytinyağımızdan koyalım. Ondan sonracığıma şöyle koyayım zeytinyağımı. Bu arada bilmiyorum izlemeye başladınız mı? Televizyonda programım başladı. Bein Gurme'de, Digiturk'ta 20. kanalda pazartesi, çarşamba, cuma 2.30'da yeni bölümler var. Tabii ki diğer günlerde tekrarları da oluyor. Dilerseniz Bein Connect'te de üye olup izleyebilirsiniz. İzlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi burada ısındı bence tavam. Tavuklarımı ince ince kesmiştim. Onu tavama alıyorum. Biraz tuz, karabiber koyalım. Çok fazla tuz koymuyorum çünkü kullandığım zaten soya sosu oldukça tuzlu. Hemen bir karıştırıyorum. Tavukları yavaş yavaş pişireceğim. Hemen zaten görüyorsunuz renkleri de dönmeye başladı. Şimdi tavuklarım pişti. Gayet güzel kızardılar. Görebiliyorum zaten. Bu arada birazını ayırdım. Kullanmayacağım, daha sonra ısıtacağım ve soslayacağım. Şimdi teriyaki sosum da hazır. Gayet güzel kıvam aldı. İkisini birleştirip son bir haşhaşı ekleyeceğim. Sonra da sandviçi yapmamıza geçebiliriz. Kıvamı gördüğünüz gibi böyle birazcık yoğunlaştı. Biraz da haşhaş ekliyorum. Şimdi küçük bir misafirimiz var. Lulu geldi. Neden? Çünkü pişti ve kokusu geldi. Yoksa hiç alakası yok burada yani. Neyse ben devam ediyorum Lulu'cum ve sana vermeyeceğim. Böyle bir baget ekmek kullanıyorum. Normalde 15 santimmiş. Tabii ki şu anda ölçmeyeceğim ama böyle kafama göre bir 15 santim şöyle yeter sanki. Oldukça büyük zaten. Oldukça da doyurucu olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bunu ortadan ikiye ayıralım ki içine güzelce dolduralım. Şöyle bölüyorum ortadan ikiye. Tam bölmeyeceğim. Uç kısmı böyle kalsın istiyorum ki sonra çok dökülüyor biliyorsunuz. Evet, ilk aşamada ne yapıyorum? Böyle marullarımı koyacağım. Bu arada tabii ki de Subway'den sipariş verirken ekstra malzeme ekleyebiliyorsunuz. Siz de evinizde ne malzeme varsa onları ekleyebilirsiniz. Burası birazcık opsiyonel bence. Ne tarz bir şey seviyorsanız ona eklemesini yapın lütfen. Şurada dilim domatesim vardı. İlk kapya biberimi ekleyeyim. Ardından şöyle 2 dilim domatesimi ekleyeyim. Birazcık bastırıyorum. İçine sığdırmak amaçlı. İsterseniz iç kısmını da alabilirsiniz bu arada. Şimdi burada güzelce sosumuz var. Onu da koyalım. Sos bayağı şu an bekledikçe daha da karamelize oldu bu arada. Sosu sakın atmayın. Çünkü o kadar güzel ve değerli bir sos ki bunu harcamak istemeyiz. Tavuklarımı da şöyle içine doğru koyuyorum. Sos da böyle zaten diğer malzemelerin üzerine de akacak. Harikulade bir durum olacak. Doldurdum bayağı ama aslında birazcık daha gelebilir diye düşünüyorum. Subway'de size bu kadar dolu dolu kaliteli malzemelerle bir sandviç yapmadıklarını lütfen hatırlatmak istiyorum. O yüzden değerini bilelim bu tarifimizin. Bayağı doldurdum, abarttım sanırım birazcık. Yani bunu 32 liraya yemenizin ihtimali yok. Yani ben bunu nasıl sunacağım bilmiyorum ama artık benimki birazcık bol keseden olsun. Şöyle soğanları da, kırmızı soğanları da şöyle koyalım. Benimki yan duran değil, böyle daha açık duran bir sandviç oldu. Çok doldurduğum için. Şöyle kırmızı soğanlarını da koyduktan sonra bence sandviçimiz hazır ve nazır. Bayağı dolu dolu güzel Subway teriyaki sandviç yaptık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Her zamanki gibi aşağıda malzemeler yazılı. Sorularınız olsun, beni ne kadar özlediğiniz olsun, onları yazabilirsiniz yorumlara. Hepsini bekliyorum. Tabii ki abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi benim için unutmuyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.